Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Aslında Ekim ayı ışığı güzel bir ay diye bakılır ama kültür ve sanat etkinlikleri olarak da bayağı bir yoğun geçiyor. Bugün sizlere 3 tane film, bir tane de kukla etkinliğinden bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi 53. Antalya Altın Portakal başlıyor. Bazı film etkinlikleri başladı. Mesela film ekimi vardı gündemde. Bunun yanında Bozcaada'da uluslararası bir etkinlik var. Ekolojik filmler üzerine belgeseller. Tabii film ve sinema dediğimiz zaman bunlar hep kültürü, sanatı besleyici etkinlikler. Bunları hep gündeme getirmekle bir iletişimci olarak görev biliyorum. Bunun yanında bir de Kukla Festivali var. 19. Uluslararası. O da değişik ve ilginç. Yine birçok ülkenin katıldığı ve birçok konsolosluk olsun, okul olsun ve birçok AVM'lerde bu etkinlikleri izleyebilirsiniz. Sanat kültür Ekim ayında hızlı geçiyor. Bugün konuklarım aslında sektör olarak da çok önemli bir sektör. Sigorta sektöründen bahsedeceğiz. Cenk Tabakoğlu, Unico Sigorta CEO'su. Hoş geldiniz. Ve iletişim ajansı Kramp, sevgili Ahmet Akın. Hoş geldin. Efendim sigorta deyince hep böyle bir çekingenlik olur bazen. Öncesinde de konuşuyorduk program öncesinde. Ama arabası taşıtı bol bir ülkeyiz. Buna rağmen sigortası az bir ülkeyiz. İstersen Unico Sigorta eski ama yeni bir oluşum. İstersen biraz ondan bahsedelim. Sonra devam edelim. Pekala. Evet, Unico Sigorta sektörün belki en yeni ama en eski şirketlerinden bir tanesi. Eski adıyla Aviva Sigorta. Aviva Sigorta. Aslında devam ediyor. Yaklaşık 30-35 senelik Türkiye'de geçmiş olan köklü bir şirket. Ama son 2 senedir de yoluna yani 1,5 sene önce isim değişikliğiyle beraber Unico Sigorta olarak devam ediyor. Bu anlamda da sektörün en yeni şirketi. En yenisi. Dediğiniz gibi sizin de sigorta algısı tabii halkımızda biraz daha belki farklı yerlerde. Ya biraz kaderciyizdir ya biz hani. Yani evet, bunun bir kültürel boyutu da var eminim. Bir sosyolojik kültürel boyutu da var. Tabii biraz da mali boyutu da var. Yani muhakkak, şimdi baktığımızda özellikle işte zorunlu sigortalarda trafik sigortası ki çok gündemde, işte gazetelerde, haberlerde de geçiyor. Biraz orada maliyet artışlarıyla. Özellikle onun dışında işte kasko gibi, ev sigortası gibi ürünleri halkın yaklaşımını biraz da mali boyutunda azaltmış olabiliyor. Ama tabii yani gelişmiş ülkelere baktığımızda işte kasko dediğimiz arabanızı kendi vereceğiniz ya da olan zarara karşı koruyacak olan sigortada penetrasyon ülkemize göre çok daha yüksek. Türkiye'de bunun %30'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Biz de tabii hani iddialı olduğumuz alan Unico olarak kasko ürünü. Kasko'da da işte yeni kampanyamızda birazdan konuşacağız reklamımızda. O anlamda da yeni de bir ürünle halka biraz daha bunu anlatmak, biraz daha sevdirmek, biraz daha da uygun ve ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, doğru diyorsun. Peki bununla ilgili iletişime nasıl karar verdiniz? Yani yeni bir ürün olmasından dolayı ve böyle bir olayı herhalde kamuoyuna yansıtmak adına. Tabii. Bir brief gitti Ahmet'e diye düşünüyorum. Evet. Şimdi orada Ahmet Bey'le, Kramp'la iyi bir işbirliğimiz var. Şimdi tabii bir kere bu ürün nereden çıktı? Belki onu biraz çok kısa anlatalım. Şimdi bütün bu bahsettiğiniz sebepler, halkımızın kaderciliği, ürünlere belki uzak duruşu vesaire bir araya geldiğinde biz gittik bunu halka sorduk. İlk önce araştırmalar. Yani vardı da öyle, halka sorduk. Evet, yani nasıl bir kasko ürünü olsa alırsınız, neleri değiştirmek lazım bu kasko işinde? Oradan aldığımız feedbacklerle bir kere bir de tabii dünyadaki örneklerine de baktık. Bizim de hani global tecrübeden. Bu unik kasko ürününü ortaya çıkarttık. Ondan sonra da Ahmet'le birlikte bunu en iyi iletişimi nasıl yaparız diye tabii kendimizce çalışmalar yaptık. Bir kampanya da kurguladık. Bir hoş geldin kampanyası işte maliyeti. Zaten önden bir de markanın oluşumu var. Evet. İstersen oradan tabii ki girelim. Bahsetmek isterim. Sigorta sektörü çok yüksek sayıda oyuncunun olduğu bir sektör. 40'a yakın markalar, bazıları dünya devleri. Bazıları ise Türkiye'de 70-80 yılları değil varlar. Mi? Öyle bu kadar var. Çok oyuncunun olduğu bir sektörde yeni bir markaya çok farklı bir kimlik yaratma ihtiyacı vardı. Biz dedik ki onlar bir önceki jenerasyonun
bir önceki düşünce yapısının markaları iken biz bu çağın markası olarak nasıl olabiliriz? Bunu yaptığımız her şeye yansıtmaya çalışıyoruz. İletişimden önce kendi logomuza baktığımızda bile. Yine geleneksel olarak sigorta markalarının logoları ciddi renklerdedir. Laciverttir, bordodur. Halbuki bizim yine mavimiz var ama daha parlak bir mavi. Turuncu var, daha canlı, daha eğlenceli. Bu iş aslında ciddi bir iş. Tipografide de bayağı tabii, bir aynen. Modernlik. Fontları da daha modern. İş ciddi olduğu için, arkasında büyük sermayeler olduğu için markanın duruşu, kimliği de ciddi olmak zorunda değil. Yeni jenerasyona özellikle baktığımızda kendileriyle bir anlamda ilişkiye giren, kendileriyle dans eden, onlarla diyaloğa geçen ve onları eğlendiren markaları insanlar kendi dünyalarına kabul ediyorlar. İşte Unico Sigorta da böyle bir anda işte doğdu. Aslında şimdi öyle güzel bir konuya girdik ki bazı hani işte Anadolu'da da böyle yeni marka atılımları yapan firmalar. Mesela bir logonun önemi burada bence çok önemli ortaya çıkıyor. Mesela diyorsun ki öyle bir logo yaptık ki işte öyle firmalar vardı ki işte 100 yıllık firmalar işte bordolar, koyu lacivertler, işte siyahlar, kırık siyahlar falan filan. Şimdi böyle baktığın zaman aslında bir logonun yani bir markanın marka yolculuğundaki iş aslında logosundan başlıyor. Tabii, tabii, tabii. Yani herkes böyle ya yap işte bir şey olsunla olmuyor. Yani logonun önemi bizim dönemlerimizde çok daha öndeydi. Yani logo bir logo yapımına çok ciddi ücretler alırdık. Hatta logo yapım fiyat sıralamasının en üstünde dururdu. Yani amblem, logo, tasarımı, fiyatı falan. Şimdi öyle baktığın zaman yani orada bir logonun da altını çizmek istedim. Yani bir firmanın logosunun ne kadar kendini yansıttığı, ne kadar karşı tarafla iletişim kurduğu açısından önemli bir. Bir de logoyla ilk mesajı veriyorsunuz. Bu sektör, sigorta sektörü ciddi bir sektör, pozitif çağrışımları daha az bir sektör. İnsanların başına gelebilecek olumsuz olayları hatırlatan da bir sektör. Ama marka da öyle olmak zorunda değil. Yani mesela Unico Sigorta'nın logosuna baktığınızda bir tepki vereceksiniz, o daha çok gülümseme olur aslında. Ya da bu marka bana güzel bir şeyler söyleyecek, güzel bir şeyler vaat edecek dedirtmesine özen gösterdik. Öyle bir renk seçtik, öyle bir font seçtik. Ve genel olarak marka dünyasında daha kompakt, daha hareketli, daha dinamik, her ne söyleyecekse çabuk çabuk söyleyen. Geçen sene yaptığımız lansman filmleri, bu sene şu an Kasköy'ü konuşuyoruz ama çok kısa filmler. Mesela biz markanın lansmanını 12 saniyelik filmlerle yaptık. Halbuki yine geleneksel reklamcılık, bu bir büyük marka, bu bir lansman. İşte 60 saniyelik bir reklam filmi yapalım. Biz tam tersine başından sonuna logoyu gördüğümüz ama onu bir yaratıcı bir fikre dönüştürdüğümüz, 12 saniyede sınırlandırdığımız, yüksek frekansla yayınlayabildiğimiz şekillere bir lansman. Bir de akılda kalıcı bir jingle'ı var. Evet. Yani o da önemli çünkü. Evet. Jingle her zaman önemli. Evet. Tüm dünyada insanlar ve özellikle Türkler müziğe çok sıcak yaklaşıyorlar. Müzik bir markayı sevdirmenin en önemli araçlarından. Yani şimdi son dönemlerde baktığımız zaman radyonun da yükselişi yani söz konusu. Jingle zaten yapmamızın o şekilde çok belirgin bir jingle yapmamızın sebeplerinden bir tanesi biz radyoyu yoğun kullanan bir şirketiz. Evet. Şimdi radyoda tabii görsel bir logoyu gösteremediğimiz için onunla insanların özdeşleştirdiği bir jingle o anlamda çok hayır, önemli. Hayır, bazı öyle markalar var ki sırf radyoda tanınmış markalar var. Evet evet doğru. Yani sadece radyo jingle'ı, yani radyo söylemleri. Biz de radyoyu ciddi frekansla yoğun kullanıyoruz. O anlamda da çok iyi geri dönüş alıyoruz radyodan da. O yüzden de o jingle'ın ve müziğin yani ve işte arkasından gelen söylemin önemi çok büyük. Önemi çok fazla. Evet. Peki bu yeni ürün için böyle bir brief geldi. Kasko dediler. Baktım Kasko'ya Türkiye'de. Kaçtı? %30 civarında. %30'lar civarında. %30'lar civarında. Ben reklam yaklaşımı ilgili önce şunu söylemek istiyorum. Yani nasıl bir stratejiyle kurdunuz şeyi? Şimdi oradan girelim. Sonra da filmi izleriz. Evet. Her şeyde bir farklılık yaratmak ve yeni bakmak istedik. Burada da hani gerçekten biz bir samimi bir markayız. O zaman gerçekten ne yapmak istiyoruz? Nasıl yaklaşalım? Şimdi ilk akla gelen bizim kaskomuz böyle bir ürün ve iletişimciler bazen şu varsayımda bulunuyorlar. Herkes bu ürünü biliyor, herkes bu ürünü almak istiyor. Sadece biz kendi ürünümüzü seçtirmek için bazı nedenleri sıralayalım. Ama baktığımız zaman araştırmada da gördük durum öyle değil. Kasko bilinen bir ürün olmasına rağmen biraz önce Cenk Bey'in dediği gibi sadece %30'da. Dolayısıyla, ama bunda ekonominin de çok büyük etkisi var. Ekonominin de etkisi doğru. Birçok etken var. Birçok etken var. Ama yani böyle baktığımız zaman hep Türkiye'de hep o öne gelir yani. Ama işte ürünün aslında çıkış noktalarından bir tanesi ki şimdi iletişim tarafında da bunu kullanıyoruz. Fiyatının daha makul olması. Hatta bir hoş geldin kampanyasıyla bunu müşteriye tanıtıyor.
olması için de bir vesile olması. Yani hani kurgusunda da iletişimin biraz bunlar var. Hoş geldin kampanyası herhalde Cenk'in finans sektöründen de gelmesiyle de bir ünite değil mi? Böyle bankalarda yani, da vardır ya hani hoş geldin kampanyası. Evet, bankalarda da başlatanlardan bir tanesi evet, biziz evet. O konuda eski tecrübelerden. Onu benzer öğretileri tabii burada da kullanmaya çalışıyoruz ama bayağı ilgi görüyor. Yani tabii, şöyle tabii. Belki rakamları dönüştürecek olursak biraz önce de konuşuyorduk. Şimdi kasko tabii her ay bir yenilemesi gelen bir ürün. Yaklaşık 3,5-4 milyon bizim oynadığımız segmentte bireysel gerçek kişi kullanıcı kasko kullanıcısı var Türkiye'de. Her ay bunların 300 bin tanesinin yenilemesi var. Bizim reklamla bugüne kadar 100 bin tane teklif alan kişi var bizden. Yani baktığımızda her 3 kasko yenilemesi alan kişiden biri gelip teklif almış. Yani o anlamda da ya da şu da oluyor, biz onu da çok gözlemliyoruz. Hiç bugüne kadar kasko kullanmamış kişiler de geliyor. Hem fiyatın makulü, hem ürünün çekiciliği, işte ödemesinin kolaylığı, kredi kartını blok etmemesi vesaire gibi sebeplerden ki iletişimde de bunları Ahmet anlatır birazdan, ön plana çıkarttık. O anlamda da hani çok farklı bir segment, kullanmamış, penetrasyonu arttırıcı bir durum söz konusu. Evet. Biz açıkçası böyle sen de söyledin Cenk Bey ve ekibini bankacılık sektöründen transfer ettiği tecrübeyi kendi çalışmalarımıza da yansıtıyoruz. Ondan da iyi sonuçlar alıyoruz. Bir de mesela bu Türkiye'nin yaşadığı durumdan dolayı da kaskosunu yenilemekten vazgeçenler de olabilir. Çünkü insanlar böyle zamanlarda gerek var mı, buna ihtiyacım var mı demeye başlıyorlar. O yüzden de bizim senaryo X'i seçme, Y'yi seçme, Unico sigortayı seç şeklinde değil de kaskoya inanmayan, kaskoya ne gerek var diyen bir ikilinin hikayesi üzerine kurulu. Çünkü en büyük pasta orada aslında. %70 henüz bir kaskosu yok. Trafik sigortasında bile %100'e ulaşmamışken. Dolayısıyla ne gerek var kasko yani. Diyenleri bile ikna edebilirsek, verdiğimiz mesajlarla, sunduğumuz avantajlarla, o zaman hiçbir şey tutamaz yine kaskoyu diye düşündük. O yüzden diyalog tamam onun üzerine kurulu. Kaskoya inanmayan ve bu yüzden otomobilin etrafını jelatinle... Dur anlatma filmi izleyeceğiz. Tamam. Heyecandan duramadık. Peki bir izleyelim filmi. Müdür sar. Nasıl fikir ama? Harika. Tebrik et bakayım abini. Kaskoymuş. Ne kaskosu ya? Kendi arabamı kendim koruyorum. Para falan ödemiyorum. Dünyadan haberin yok Murat. Şimdi Türkiye'de. Evet. Filmi izledik. Arabayı şirinklediler. Evet. O sarma şimdi biz tabii 30 saniyede seyrediyoruz ama onun arkasında inanılmaz bir emek var. Mesela 3200 metrelik... Şirink mi gitti? Evet. Onun ne yani kadar olsun, ne kadar... 3 kilometre yani diyorsun. Evet, çok çok ciddi sayıldı. Renk seçimi, model seçimi, segment oyunu. Oralarda da ciddi bir çalışma var. Bir de belki karakterler üzerinde durabiliriz. Genellikle zıt karakterlerin bir aradalığından daha güzel bir enerji doğuyor, daha güzel bir diyalog doğuyor. Mesela bir tanesi biraz daha yapılı, bir tanesi ince, bir tanesinin saçı kısa, bir tanesinin saçı büyük. Bir tanesi daha bilgili ve yönlendirici, öbürü diğerini takip ediyor. Bir tanesi L'Oreal, bir tanesi Harvey bile. Hayır bir de böyle benzer tipler insanı da şeyle çağrıştırıyor. Aa şu şuna benzemiyor mu? Aa şu şunun tipi değil mi? Gibi olaylar yani da aslında izletiliyor. Zaten halkın içinden gelen tipler baktığımızda. Her mahallede bulabileceğiniz aslında. Birbirlerinden çok farklılar ama ikisi de bize tanıdık. İkisi de bizim için bir anlam ifade ediyor. Bize birilerini hatırlatabiliyor. Kaç film yapıldı ürünle ilgili? Bir tane uzun var galiba. Bir tane filmimiz var. Ha bir tane var. Evet. Onun kısa versiyonu var galiba bir de. Evet. O tüm mesajı o bir filme yükledik diyorsun. Evet. Peki mecra olarak ne yaptınız kampanyada? Başka ne tür mecraları kullandınız? Televizyon var. Şimdi outdoor'da işte Superbike dediğimiz otobüs arkaları var. Otobüs arkaları var. Yavaş yavaş yol kenarı bayraklara belki girmeyi düşünüyoruz. Ama ana mecra tabii televizyon. Çünkü televizyonda biz hem markayı bu reklamla beraber. Şimdi Unicasco tabii Unico'nun kahraman ürünü bundan sonra. O anlamda da markayı taşıyacak ürün. Şimdi biz hem markayı oturtmak için
bu reklamı kullanıyoruz. Dolayısıyla televizyon ana mecra ama onun yanında tabii görsel basın artı dijital tabii. Yani şimdi baktığımızda bu üründe satışların ciddi bir kısmı da call center'dan ya da webten geliyor. O tarafta çok ciddi anlamda bir kullanımımız var. Aslında 360 derece diyebiliriz bakıyoruz, bu anlamda. Herhalde unuttum bir mecra da olmadı diye düşünüyorum. Evet, ama dijitalin yoğunluğu giderek artacak. Yani o zaten dijitalin yoğunluğu en son açılan şeylerde de yani sektör harcamalarında da çıktı. Yani 22 ile televizyondan sonra gelen mecra. Burada yani daha hedefli gidebiliyorsunuz tabii. Yani maliyet yönetim açısından, şirketler açısından da daha efektif oluyor. Orada harcadığınız paranın dönüşünü çok rahat ölçüyorsunuz. Görüyorsunuz. Boş tabii televizyon reklamlarını da biz ölçüyoruz. Yani birazdan belki konuşuruz yeri gelince. Onu da bir şekilde geri dönüşünü alıyoruz. Yok, tabii bir de şuna bakmak gerekir. Mesela dijital ilk çıktığında Amerika'da televizyon reklamcının sonu diye kitaplar çıkmıştı. Ama sonra tüm dünya farkına vardı ki televizyonun etkisi azalmıyor. Türkiye'de de televizyonun toplam medya yatırımından aldığı payda da bir azalma yok. Özellikle göreceli olarak daha yeni markalar için, ki daha 2 yılını tamamlamadığı Unico Sigorta, genel bir bilinirlik yaratma hedefi için halen televizyon çok önemli. Evet. O yüzden toplam reklam yatırımlarında yarısı hak ettiği gibi bence televizyona da gidiyor. Peki şu anda reklam devam ediyor herhalde değil mi? Yani ne kadar zaman devam edecek? Öyle yani ay sonuna kadar gidiyor. Peki geri dönüşler falan nasıl? Hani yani çünkü yeni de bir ürün. Biraz netleşmiştir. Yani geri dönüşler diye. Güzel. Müşterinin ilgisi bayağı yüksek. Biraz önce söylediğim gibi yaklaşık her yenilemesi gelen 3 kişiden biri bizi arıyor. O veya bu şekilde ya telefonla ya webten teklif alma noktasında. Hayır, gerçekleşme oranı nasıl? Gerçekleşme de iyi. Yani şimdi tabii toplam rakamları söylemek doğru olmaz. Çünkü biraz da zamanla gelişecek bu. Ama hani biz beklediğimiz ilginin biraz fazlasında ilgi gördük. Yani hatta ilk günler telefon attığımız ve web sitemiz bundan dolayı biraz kilitlendi. İyi bir ilgi var dediğim gibi. Satışa da dönüşüyor tabii bu ilgi. Ama biraz da ürün tanındıkça daha da tabii önümüzdeki dönemde iyiye gidecek. Yani biz çok memnunuz tabii şu anda aldığımız geri bildirimden. Aynı şekilde de devam ediyoruz. Hem marka tanıtımına da ciddi faydası olduğunu görüyoruz. Peki önümüzde böyle yenilikler falan olacak mı? Yeni ürünler veya başka çalışmalar nasıl? Mutlaka olacak. Yani oradan gelecek yeni ürünler ama bu markanın genel tasarlanma fikrinde de o var aslında. Çünkü insanlar hep aynı şeyleri istemiyorlar. Hep aynı ürünleri almak istemiyorlar. Dikkat aralığımız kısaldı. 8 saniye indi. Hatta balıklardan bile daha kısa artık deniyor yeni dönemde. Dolayısıyla markalardan da hep bir yenilik, bir sürpriz, bir farklılık bekliyorlar. Sadece iletişimde değil, aslında iletişimden önce üründe de. Dolayısıyla bu marka biz de bekliyoruz ve öyle brieflerimiz de olsun ve hep böyle bir sürpriz olsun, bir ürünü daha farklı anlatsın, bir anlamda farklılık yaratsın. Biraz önce Cenk Bey'le de konuşurken de gündeme gelmiş de işin güzel tarafı Acente tarafında her şey iyi gidiyor, orada satış ama üstüne yeni insanlara ulaştığı için yeni kanallar açıyor, pazarı büyütüyor, mevcut sistemi peki, de genişletiyor. Peki Türkiye bazında nasıl yani bayileşme diyeyim? Bizim şirketimiz mi? Bizim olarak 750 tane Türkiye çapında yayılmış acentemiz var. Zaten o eskiden gelen bir altyapının devamı mı? Yani bir kısmı vardı ama yeni açılanlar da oldu. Tabii hani bu reklamların bir önemli bizim için geri dönüşü de acente başvurusu noktasında oldu. Yani bu reklamların başlangıcından beri bize 600 adet yeni acente başvurusu oldu. Şu an zaten 750 tane acentemiz var. Bu anlamda da çok pozitif faydası var. Tabii algı, hani marka algısının oturması anlamında, yenilikçi ürünler anlamında Unico farklı bir şirket sektörden. Hani biraz önce Ahmet Bey de belirtti. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Yani biz sektöre hep yenilikleri getiren, işte bu tarz sektörü sorgulayan, farklı ürünlerle penetrasyonu belki arttıran, halkı bir noktada da belki bir eğitme misyonu da olan anlamda olabilir, işte ulaşımı kolaylaştıran bu ürünlere bir şirket olmaya devam edeceğiz. Tabii kahraman ürünümüz Unicasco. Onu biraz önce söyledim. Dolayısıyla bu şirketi belki Unico olarak değil de belki halk Unicasco olarak bilebilir. Bundan da bizim onda bir karma yani kavram karmaşası yok olduğunu düşünmüyoruz. Diyorsun. Ama tabii bunun arkasından işte Uni Sağlık olabilir, Uni Konut olabilir. Yani bu gibi yenilikçi, böyle isimlerle daha rahat ürünlerle. Şimdi bu ürünün mesela en önemli özelliklerinden bir tanesi halkın aslında bize öğrettiği, geri bildirimde verdiği kapatıp başlatma özelliği. Yani siz tatile gittiğinizde, ondan biraz bahsetsin. Tabii tatile gittiğinizde örneğin kapatabiliyorsunuz kaskonu. Sigortayı. Evet. O dönem %50 daha indirimli yani o ayın. Aylık zaten bizim abonelik ürün bir kere en önemli özelliği. Aboneliğinizde indirim oluyor.
Ve biz bunu sadece sizin beyanınıza dayanarak yapıyoruz. Bir belge vesaire bir şey istemiyoruz. Aplikasyondan kapatıyoruz. Oraya getiriyorsunuz, kapanıyor. Hala da korumaya devam ediyor bu arada aracınız o dönemde. Yani teminatlarda bir değişiklik yani de yok. Durmuyor yani. Durmuyor. Sigorta. Ama indirimli ödüyorsunuz. Yani sizin sözünüze güvenerek bunu yapıyoruz. Şimdi bu tabii genelde şimdi bunu düşündüğünüz zaman siz bir tatile gittiniz yazın. Maalesef riskler o dönemde evinizle ilgili artıyor olabilir. Yani neden? Siz herkes tatil olduğunuzu biliyorsunuz. Hani bu hırsızlık vesaire olabilir. Artar. Bu dönemde artar. Ya da su basıyor. İşte siz evde değilsiniz. Evet. Su akıyor. Bir anda su kesilmiş geliyor. Su basıyor. O anlamda da belki sizin bir unikonut konut sigortasına ihtiyacınız olacak. Yani o da aslında çok doğru bir nokta. Müşteriye bunu hatırlatıp belki o ürünü de almasını ya da riskleri anlatmak açısından. Yani bizim bu yenilikçi yaklaşımımız, ürünlerimiz de bu anlamda devam edecek. Yani insanın yaşam döngüsü içerisinde döngüsü ihtiyaçları içerisinde doğru zamanda yakalamak ve doğru zamanda gidermek. İhtiyacı olmadığında da bunu gereksiz ödemesini azaltma noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir ekonomi sağlamak. Evet. Belki şunu da ekleyebiliriz. Şimdi %30 düşük bir oran olsa da insanlar bir sigorta yaptıracakları zaman en çok ilgilendikleri ürün halen kasko. Tabii. Dolayısıyla kaskonun öyle bir görevi de var. Hiç sigortacılıkla ilgilenmeyen, biraz daha dirençli olan kitlelere sigortacılığa kazandırmak ve ondan sonra ona ısınan, evet ben herhangi bir ürünü alır gibi bir sigorta ürünü de alabilirim diyen insanlara sırasıyla konutu, işte özel sağlık sigortasını da satarak onun dünyasında, kendi dünyasında daha korunaklı hale getirmek. Sonuçta öyle bir misyonu var çünkü evet, sektöründe. Son dakika içindeyiz. Hani istersen şöyle bir kaskonun önemi ve Türkiye'deki bu konuya bakışla ilgili istersen birkaç cümleyle evet, programı kapatalım. Tabii, yani kasko penetrasyonu dediğimiz gibi çok yüksek seviyede değil. Yani arz edilen seviyede değil. Halkımızda belli alanlarda bu riske maruz kalıyor. Şimdi biz yaptığımız yeni işte bu yeni kasko ürünüyle hem ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Kredi kartınızı bloke etmeden aylık abonelikle ödüyorsunuz. Hem kullanmadığınız zaman da kapatarak bu penetrasyonu yukarı çekmeye çalışıyoruz. Evet. Riskleri de azaltmaya çalışıyoruz. Yani müşteriler bunu kullandıkça çok sevecekler zaten. Biz buna çok yani iyiyiz. Yani kasko yapın diyorsun. Tabii yapın bunun ekonomisini de biz bir şekilde belirledik. Belirledik. En azından bekliyoruz. arabanız, eviniz, her şeyiniz kontrol altında. Şey altında. Peki teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Davetiniz İnşallah sigorta oranlarımız yükselir diye bahsediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.